Günaydın. Günaydın. Güllü yatıyor mu hala? Bilmem. Herhalde. Bizim avukat Erdem'i çağırdım. Akşamki olayı konuşacağım. İyi olur. Canını almasın. Ya beyefendi kalkar da melemenin içindeki külleri görürse, o zaman ne olacak? Ne yapacaksın? Nane döktüm derim. Gülizar. Bunun içindeki nedir? Hiç. Nasıl hiç? Bu siyahlıklar ne? Onlar mı? Nane. Azıcık kuru nane kattıydım içine. Al götür bunu, ben melemin içinde nane filan sevmem. Ben çıkıyorum. Erdem'i bekletmeyeyim.
aç rızasını versin. Ne o yemedi değil mi? Zıkkım yesin, avu yesin inşallah. Ben sana dediydim anlar diye. Ne anlaması ya? Beyefendi melemenin içerisinde nane yemezmiş. Derdimi yesin. Çüş ulan çüş! Çüş senin gibi eşeğe derler. Ne oluyor şimdi buna zabalayın zabalayın? Yok bir şey ya. Her zamanki gibi ters yanından kalmış işte. Oo merhaba. Yemin ediyorum mis gibi kokuyor. Doğan mı ona? Niye? Çünkü... Dayımın değil mi? He ya dayının. O var ya o, zıkkım yesin biliyor musun sen? Yemin ediyorum var ya, tek kelime bulamıyorum diyecek. Sabah yazıhaneye çok acil diye telefon etmişsiniz. Hayırdır? Enver'i bilirsin. Hani şu münazalı tarlaların sahibi mi? Evet. Oğlu dün gece tabancayla saldırdı bana. Ne diyorsunuz? Bir şeyiniz yok ya. Hayır. Allah'tan sarhoştu. Bu konuyla ilgilensene. Tabii ki. Yalnız ortada bir yaralanma durumu falan yok herhalde. Hayır. Mahkemeye çıkana kadar içeri aldırabilir misin? Aldırırız. Ancak mahkemeden de ağır bir ceza beklemeyin. Yaptığı çok bir şey değil. Birkaç ay yatıp çıkar. Uzun yatıp yatmaması önemli değil. İçeri girsin yeter. Hemen çalışmaya başlayayım o zaman. Güzel. Başka bir konu daha var. Tabii buyurun. O köylünün yarısı toprak meselesi yüzünden bana düşman biliyorsun. Hı hı. Mahkemeye giderlerse kazanma şansımız yok. Arazilerin yarısı elimden gider. Bir avukat filan tutarlarsa haberdar et. Kulağın delik olsun. Olur. Abime baktıysan çiftlikte değil. Ben çıkayım o vakit. Aa, dur canım. Nereye gidiyorsun? Sana biraz Behiye yengemden bahsedeyim ha? Gel. Otur şöyle bakalım. Behiye yengem buraya geldiğinde gencecik bir kızdı. O kadar güzel, o kadar iyi kalpliydi ki. Çok kısa bir süre sonra bütün Adana'nın göz bebeği olmuştu. Günahsız bir melekti sanki. Abime büyük bir aşkla bağlıydı. Abim de onu severdi deliler gibi. Ondan başkasını gözü görmezdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
Gir. Gel Yasin'a. Ne vardı? Ben gidiyorum Halide Hanım. Nereye gidiyorsun? Çiftlikten ayrılıyorum. Ayrılıyor musun? Niye? Yeğeninin karısına yan gözle bakan bir beyin yanında daha fazla kalamam. Benim de bir izzeti nefsim, namusum var. Sen bize babamdan yadigarsın Yasin'a. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gitmesi gereken biri varsa... o da o Güllü denen kızdır. Onun kendi ayağıyla gideceği yok Halide Hanım. İyisi mi? Pılımı pırtımı toplayıp ben gideyim. Dur Yasin'a. Kız kendi ayağıyla gitmiyorsa... biz de başkasının ayağıyla göndeririz. Nasıl? Benim aklımda bir şeyler var. Ama önce senin... Ramazan'ı biraz deşelemen gerekiyor. Ramazan. Emme, buyur. Rahatsız olma evladım, rahatsız olma. İnsan bu dünyada ne için yaşar Ramazan, hiç düşündün mü? Ne için emme? Ya namus için yaşar, ya para pul için. He. Ama bakıyorum sen hala dayına tahammül ediyorsun. Kolumuz kanadımız kırık emme. Bu yaşımıza geldik. Hala dayımızın eline bakıyoruz. Ya. Diyelim dayım bu kızla evlendi. Yarın öbür gün Allah gecinden versin dayına emri hak vaki oldu. O zaman ne olacak? Hem olacak emmi. Güllü Hanım beni kapının önüne koyacak emmi. Olacağı bu. İşte o zaman böyle oturacağına bir şeyler yapmaz. Hemen ne yapayım? Nasıl yapayım? Derdi veren Allah dermanını da verir. Git Halide Hanım'la konuş. Nasıl mı o sana söyleyecek. Gir. Gel Ramazan. Geç otur şöyle. Yasin Ağa dedi ki... Ne dediğini biliyorum. Şimdi kulaklarını aç. Beni iyi dinle. Sen bu kızı seviyor musun oğlum? Seviyorum. Seviyorsun. Seviyorsun ama... kızın sana saygı duyduğu yok. Saygı olmazsa sevgi de olmaz Ramazan. Böyle kızlar en çok neden etkilenir biliyor musun? Erkeğin tuttuğunu koparmasından. Zorla da olsa istediğini çekip almasından. İstiyor musun bu kızı? Ha, istiyorum. O zaman Güllü'yü çekip dayının elinden almalısın. Nasıl olacak o dayı? Kızı kaçır. Açırım Güllü. Dayım beni öldürür dayı. Tamam Ramazan, tamam. Kusura bakma.
Senin dayından korktuğunu unutmuşum ben. Ben dayımdan korkuyorum demedim ki. Kızı kaçırmazsan ömür billah ahva edersin. Bazı fırsatlar insanın eline hayatta bir kere geçer. İyi düşün. Pamuğun üzerine koyup kızın burnuna dayadın mı hemen bayılıverir. Bu da mektubun. Kızı kaçırıp İstanbul'a gideceksin. Dezen ne mektubu ne İstanbul'u, sen ne diyorsun Allah sen ya? Buralarda kalırsanız dayın size hemen buluverir. Bu mektubu da Orhan Bey'e vereceksin. O sana yardımcı olacak. Al bu da para. Bu para size en az 6 ay idare eder. Deze sen şimdi iyi diyorsun ama... Aması falan yok Ramazan. Düşündüğün her dakika kabahat. Hemen kaçırmalısın Gülü'yü. Hemen derken ha? Bu gece.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şu anda kızla birlikte İstanbul'a gidiyor olman gerekmiyor muydu oğlum? Ne işin var senin çiftlikte ha? Kız nerede? Ne yaptın kıza evladım? Ya bir şey yapmadım. Ya bir sakin olun, bir durun hele ya. Sakin mi olalım? Ramazan, biz burada oyun oynamıyoruz. Niye İstanbul'a gitmedin, niye sözümü dinlemedin? Beze, gidiyordum, gidiyordum. Hatta İstanbul yoluna bile çıktım ben. Lan içimden, ya bu iş ne kadar da kolay oldu diye düşünüyordum ha. Derken bir baktım ki, ileride jandarmalar yolu kesmişler. Böyle gelen geçen arabaları arıyorlar, biliyor musun? Nesi varmış anlayabildin mi? Karbüratörden galiba komutanım. Tabii ben jandarmaları görünce dayımın kızı kaçırdığımı öğrendiğini zannettim ki. Çiftliğe dönemezdim artık. Aklıma Beyye yengemin öldüğünden beri kullanmadığımız bağ evi geldi. Ben de kızı aldım, oraya götürdüm. Bıraktıktan hemen sonra arabaya atlayıp çiftliğe geri döndüm. Niye peki geri döndün? Niye sabaha kadar bekleyip de yola çıkmadın? Ya dayım beni görürse bir şeyden işkillenmez diye döndüm ben, anlıyor musun? Kız kendi kendine kaçtı zanneder dedim, ha? Ya sonrasını düşündün mü? Ya abim bağ evine bakmayı akıl ederse o zaman ne olacak? Edemez. Edemez. Biz açık vermezsek akıl edemez. Zaten ben de kızı alıp gideceğim. O zaman arasın dursun bakalım Muzaffer ağa. İstanbul'da bizi bulabiliyor mu? Ramazan doğru der hanım. Eğer biz açık etmezsek Muzaffer Bey bir süre sonra kızdan umudunu keser. Ne
Çırpındır bakalım. Elimdesin artık ha? Bir yere de gidemem. Ne diyordun? Atın yerine eşeğe bağlamam diyordun değil mi? Eşek deyip geçmeyecekmişsin ha? Adamı böyle fena çarpar işte. Adam yerine koymadın beni. Böyle zor iyi bir durum sanırım. Aklın içinde sarhoş kimmiş? Benim karımsın artık. Alıp götüreceğim seni buradan. Bak sana yemin ediyorum. Beraber İstanbul'a gideceğiz. Ha? O dayım olacak olan hıyar da avucunu yarasın. Ne? Şey mi diyeceksin? Ağzını mı çözün? Bak, sivrilmek, bağırmak yok ha. Söz mü? Bak, söz verdin. Allah belanı versin he be! Ulan erkek bozuntusu. Sen de erkek misin be? Ha? Tek yakalıklı herif. Sen kim, bana koca olmak kim? Ha? Ha? Şirinleme lan! Bana bak bana. Ben sadece hakkım olanı istiyorum. Baba seni bana verdi. Dayıma değil ki. Sen benim helalimsin. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Yaz Gülle Hanım. Allah belanı versin. Çöz beni! Müsait misiniz Gülle Hanım? Bak, senin için odun topladım. Üşüme diye. Hoş. Gece belki koyun koyuna yatarak. Isıtırım ben sana ha? Avucunu yalarsın. Muzaffer Bey felik felik arıyordur şimdi beni. Nasıl olsa gece basmadan gelir bulur. Hele bir gelsin. Ben biliyorum sana o zaman ne yapacağımı. Daha çok beklersin, çok. Dayım senin kendi kendine kaçtığını zannediyor, biliyor musun? Senin anlayacağın kimsenin peşimize düştüğü de, düşeceği de yok. Burada bir sen varsın. Bir ben. Bir de Cenab-ı Hak. Hı? Bırak! Hayır! Sık dişini biraz. Akşama yemek getireceğim sana. Kız, bu ağzındakiler bile çok güzelsin ha. Ha ha ha.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.